Dün Fatih'te meydana gelen vahşi olay hepimizin vicdanını kanattı ve büyük bir trajedi olarak karşımıza çıktı. Psikopat bir adam, hiçbir insani değer ve vicdan taşımadan iki masum genç kızı vahşice katletti. Hem de öyle bir şekilde ki kafalarını kesip bedenlerini parçaladı ve en sonunda intihar ederek dünyevi mahkeme ve hapishaneden kaçtığını düşünüp layık olduğu ebedi cehenneme gitti ateşi bol olsun. Ama bu olay ne ilk ne de son. Bakın son zamanlarda bu tür olaylar o kadar çok arttı ki mesela birkaç hafta önce de Narin kızımız yani küçücük bir kız çocuğu hunharca katledildi, öldürüldü. Yine suç kaydı kabarık başka bir cani bir polis memurumuzu şehit etti. Toplumumuzda şiddet, taciz ve cinayet her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Daha dün yolda yürüyen bir kadına iki tane alçağın tacizini gördük değil mi? İzledik maalesef. Ya da her gün insanların öldürülmesini görüyoruz. Ve neredeyse artık bunlar günlük bir haber haline geldi. Peki toplum olarak bu denli büyük bir ahlaki çöküşe neden tanıklık ediyoruz? Herkes bu durumun farklı sebeplerini ileri sürebilir. Kimi ekonomik sıkıntılar der, kimisi sosyal sorunlar der vesaire. Ama bence انت ما السبب İnsanların kalbinden imanın çıkması imanın zayıflamasıdır. Bakın iman kişiyi insan yapan en önemli değerdir. Allah'a olan inancını kaybeden insan bütün manevi bağlarını koparır ve kötülüğe yönelir. Bakın Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki Ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes yarın için göndermiş olduğuna baksın. Hem Allah'tan korkun çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Yine başka bir ayette yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veyahut göklerde yahut yerin derinliklerinde bile bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirecek. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilendir ve her şeyden haberdar olandır. İşte iman insana bu manayı bildirdiği için iman insanı bütün kötü fiillerden alıkoyar. Çünkü imanı olan bilir ki Allah onun yaptığı her şeyi bilir. Aldığı nefesten attığı adıma kadar bilir ve yaptığı her fenalığa karşılık da bir ceza görecektir. İşte bunu bilen insan hiç kimseye zarar veremez. Elini kötülüklere uzatamaz. Dolayısıyla Allah korkusu insanı kötülüklerden uzaklaştırır, vicdanını diri tutar. Eğer bu kalkan ortadan kalkarsa insan sadece kendi arzularına boyun eğen, nefsinin esiri haline gelir. Artık o insanın ne kanunlar ne de polisiye tedbirler durdurur. Zaten bunu görüyoruz değil mi? Her gün çevremizde sayısız cinayet, şiddet ve ahlaksızlık olayları oluyor. Yasalar, cezalar, ceza sistemleri olsa bile kardeşlerim bu olayların sayısı maalesef azalmıyor. Çünkü sadece dışsal tedbirlerle insanı kötülükten alıkoyamayız biz. İnsanı kötülükten uzak tutamayız. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan hakkıyla korkun şayet bir vadi dolusu altın bile verseler bir mümin ne hakkı çiğner ne de zulmeder. Bakın bu hadis imanın insanı nasıl bir noktaya getireceğini ya da getirmesi gerektiğini bize gösteriyor. Gerçek manada kalbine iman yerleşen bir insan Vadiler dolusu altınla teklif edilse o insana hiç kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmez ve hiç kimseye zulmetmez. Hadiste bize bu bildiriliyor. Dolayısıyla bir toplumu düzeltmek istiyorsak önce her bireyin kalbine imanı yerleştirmeliyiz. Kamil bir iman yerleştirmek zorundayız. Sadece dilini ıslatan bir kelime-i değil, hakiki manada bir iman koymalıyız o insanların kalplerine. İnsanların kalbinde Allah korkusu ve Allah sevgisi olmazsa, onları sadece kanunlarla durduramayız çünkü. Gelin peygamberimiz döneminde kızlarını diri diri gömen o insanlara bir bakalım. O insanlar İslam tanışıp iman nurunu kalplerine aldıklarında zulümden ve cehaletten kurtuldular. İnsanlık sarayının sultanı oldular. İman onları karanlıktan aydınlığa çıkardı. Kızlarını diri diri gömerken müteessir bile olmayan o vahşet abad sahrada yaşayan o cahil ve vahşi insanlar İmanla insanlık semasına yıldız oldular. Maalesef biz de o dönemleri yaşıyor gibiyiz. Yani peygamberimiz gelmeden önceki dönemi yaşıyor gibiyiz. Cahiliyet asrında gibiyiz. Çünkü Allah'ın emirleri bu dönemde de unutulmuş ve ortaya bunun neticesinde ahlaki bir çöküş çıkmış. Bakın hiçbir kanun, hiçbir polis insanın içindeki kötülük eğilimlerini tamamıyla yok edemez. Ancak iman insanı kötülüklerden alıkoyar. Bakın Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. İşte bu ayet hem bireysel hem de toplumsal sorumluluklarımızı hatırlatıyor bize. İnsanın kendisini ve ailesini koruyabileceği en büyük zırhın iman olduğunu bize hatırlatıyor. Eğer bir insan Allah korkusunu içinde taşıyorsa o insan ne yapamaz? Kimseye zarar veremez, kötülük yapamaz. Çünkü o insan bilir ki Allah onu her an görüyor. Allah ona şah damarından daha yakın. Allah o insanı rızıklandırıyor, nimetlendiriyor ve her anına şahitlik yapıyor. İşte İslam'ın öğretileri de insanı bu noktaya getirmek için vardır. Yani böyle bir iman sahibi olması için vardır. Bakın peygamberimiz Müslüman nasıl tarif ediyor? Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimsedir diye tarif ediyor. Yani hakiki manada kalbine iman yerleşen bir insan hiç kimseye zarar veremez. Bırakın insanı bir karıncaya bile ayak basamaz. Dolayısıyla hakiki manada imanı insanların kalbine yerleştirmemiz gerekiyor. Toplumda huzuru ve güveni sağlamak ancak imanı yaymaktan geçiyor. Ama tahkiki bir imanı yaymaktan geçiyor. Çünkü tahkiki bir iman yani Allah'ı kamil manada bilen bir insan. Allah vacil vücuttur, vahide haddir, kuyutta münezzehtir, hududda müberradır. Allah kadirdir, cebbardır, müntakimdir, haydır, kayyumdur. Allah beni yaratmıştır, yaşatmıştır. Kalbimden geçeni de bilir, attığım adımı da bilir, gördüğümü de bilir. Çünkü görmeyi o yaratır. Allah bana şah damarımdan daha yakındır. Bunu bilen, bunu diyebilen, böyle bir imana sahip olan bir insan, bu imanla yaşayan bir insan, kalbine böyle bir iman yerleştiren bir insan hiç kimseye zarar veremez. İşte böyle bir iman insanın vicdanını diri tutar, onu kötülüklerden alıkoyar. Her bireyin kalbinde bu yüzden Allah korkusu olmalı ki hem toplumsal barış ve adalet sağlanabilsin, hem de toplumdaki bu tarz vahşetler, katliamlar cinayetler, ahlaksızlıklar bitsin. Bakın Peygamberimiz ve vesselam buyuruyor ki içinde Allah korkusu olan bir kalp asla kararmayacak ve kötülükle dolmayacaktır. Demek ki kamil manada bir imana sahip olursak hem toplum ahlaksızlıkla kararmayacak hem toplum kötülüklerle Olmayacaktır. Rabbim hepimize Hakiki manada bir iman nasip etsin Rabbim çoluğumuzu, çocuğumuzu Vatanımızı, memleketimizi Böyle psikopatlardan Katillerden, alçaklardan Kalbinde iman Olmayan böyle canavarlardan Muhafaza etsin Kardeşlerim. Rabbim kendisini Kemal manada tanımayı, kul olduğumuzu Anlamayı da hepimize Nasip etsin ve şeytanın Hile ve tuzaklarından da hepimizi Muhafaza eylesin